Bodrum'da 2003 Miss Model of the World kraliçesi Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili iş adamı Ahmet Bayer'in tutuklu bulunan oğullarından Volkan Bayer serbest bırakıldı. Ünlü manken Başın iki yıl önce kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Ahmet Bayer'in küçük oğlu Volkan Bayer yeni bilirkişi raporuyla Bodrum Adliyesi'nde görülen dava sonucu serbest bırakıldı. Basına yansıtılmış olan bilirkişi raporu hiçbir şekilde mahkemenin veya devletin bir bilirkişisi değildir. Hiçbir e, bu rapor e, ücretini herkesin ödeyerek e, özel bir bilirkişiden aldığı bir rapordur ve bu bilirkişi ne yerde inceleme yapmıştır. Tamamen kağıt üzerinde yapılmış bir rapora dayandırılarak sanki devletten gelmiş bir bilirkişi bir kanıt var gibi basına yanlış yansıtılmıştır. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Bayer adli kontrol altında tutulacağı da öğrenildi. 29 Ağustos 2012 tarihinde bir adliyesinde görülen Aslıbaş'ın başın ölümüyle ilgili olarak Ahmet Bayer ve oğulları Volkan ve Hakan Bayer 12 saat boyunca adliyede kalmıştı. Ahmet Bayer iki oğlu tutuklanarak Muğla cezaevine gönderilmişti. Bugün sabah saatlerinde mahkeme kararıyla Ahmet Bayer'in küçük oğlu Volkan Bayer'in serbest bırakıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre mahkemeye sunulan yeni bilirkişi raporu dahilinde serbest bırakıldı. Olayla ilgili 29 Ağustos 2012 tarihinde tutuklanan Ahmet Bayer'in iki oğlundan Volkan Bayer adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bodrum 2. Suç Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim bilirki şehiyeti raporu doğrultusunda tutuklu bulunan Ahmet Bayer'in küçük oğlu olan Volkan Bayer'in serbest kalmasına karar verdi. Olayla ilgili Bayer'in koğlu olan Hakan Bayer ise halen tutuklu bulunuyor. Mahkeme heyeti daha önce de olayın meydana geldiği Ahmet Bayer'e ait Yalı Yalıkavak beldesindeki villada cansız manken kullanarak keşif ve incelemelerde bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Aslıbaş'ın balkondan düşmediği, başkası tarafından itildiği rapor edilmişti. Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda kadın düşmüyor, atlamıyor, atılıyor ibaresi dikkat çekmişti. Başın olay gecesi terastan aşağıya atladığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Sahmet Bayar, kamuoyunu yanıltmamak adına konuşmayacağını belirterek, ileriki günlerde bir basın açıklaması yapabilirim. Oğullarım suçsuzdur. Küçük oğlum serbest bırakıldı, büyük oğlum da serbest kalacak çünkü suçsuzlar ifadelerini kullandı. Aslı Hanım e, ağır psikolojik sorunları olan bir insandı. Psikolojik tedavi görüyordu. Ve en önemlisi bugüne kadar karşı tarafın ellerinde olmasına rağmen bu belgeler basından gizledikleri bir belge var. Biz de bugüne kadar gizledikten dolayı göremiyorduk. İlk defa bugün gördük. Aslı bu intihar teşebbüsünden tam 17 ay önce tekrar intihar etmiştir.